Baba Şef'e hoş geldiniz. Bugün böyle lokum gibi tandır tadında tavuk pirzola yapacağız. Bakın şöyle tavuklarımızı güzelce kendimiz açtık. Baget olarak aldık, kendimiz açtık. Şöyle önce tencereye şöyle kabaca koyuyoruz. Üzerine baharatlarımızı ekleyeceğiz. Bakın şöylece burada 8 tane falan var. Bunları koydum. Bunun içine şöyle 2 yemek kaşığı süt koyuyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı süt. Şöyle 2 yemek kaşığı yoğurt. Şöyle 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Şöyle 2 çay kaşığı yani 1 tatlı kaşığı kadar da kekik. 2 çay kaşığı kekik. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. Üç diş sarımsağım var. Şöyle bıçakla patlattım. Bu yeterli. Bıçakla patlatmak yeterli. Şöyle bir yemek kaşığı da salçam var. Biber salçası olabilir, domates salçası olabilir, karışık salça olabilir. Evinizde hangisi varsa o olabilir. Evet, son olarak da şöyle bir miktar tuz. Bir tatlı kaşığına yakın. Bir çay kaşığından biraz fazla tuz atmanız da yeterli olacaktır. Şimdi bunu şöyle artık güzelce karıştırıyorum ki iyice böyle her yerine işlesin tavuğun. Bakın şöyle altı üstü çevirerek her yerine işlemesini sağlıyorum. İyice karıştırıyorsunuz. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi şunları şöyle daha düzenli halde diziyorum. Şöyle bakın. Ben derileri alta gelecek şekilde diziyorum. Bakın şurası derisi. Derileri alta gelecek şekilde diziyorum. Buradaki pişirmedeki püf nokta ocağı açıyorsunuz. Kaynamaya başladığı anda ocağın en kısık gözünde en kısık ayara getiriyorsunuz. Çünkü bunun özelliği olabildiğince yavaş pişmesi gerekiyor. Ondan sonra suyunu komple çektikten sonra bunu yine aşama aşama göstereceğim. Bakın şöyle dizdim. Suyunu komple çekecek. Bu komple sulanacak önce. Kaynadıktan sonra suyunu bırakacak. Sonra suyunu komple çekecek. Çektikten sonra sadece dibinde bu yağ koyduğumuz için yağlı bir tabaka oluşacak. Bunu da sonra önlü arkalı güzelce kızartacağız. Yani hafif böyle dışının da çıtır çıtır hani mangal hissi vermesini istiyorum. Dışı çıtır çıtır olacak. İçi sulu sulu uzun bir zaman pişeceği için yaklaşık 45 dakika 1 saat civarında pişecek bu. Yavaş yavaş da pişeceği için içi de böyle pamuk gibi olacak. Hadi o zaman hemen ocağın altını açıyorum. Pişirmeye başlıyoruz. Kapağını kapattım. Burası önemli. Kapağı kapalı olacak. Şu an ateşi yüksek ateş yaptım. İyice kaynayacak. Kaynadıktan sonra en kısık gözde en kısık ateşi ayarlayacağım. Bakın kaynamaya başladı. Şöyle çıtır 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 kaynıyorlar güzelce. Ocağın altını da bakın en kısık gözde en küçük ayara ayarladım. Bu şekilde yarım saat 45 dakika civarı pişecek. Evet, yemeğimiz neredeyse pişti. Bakın şöyle kapağını açıyorum. Böyle hafif hafif kaynıyor. Şimdi kapağını kapatmayacağım artık çünkü fazlaca su var. Bu suyu çekmesini sağlayacağım. Kapağı açık pişirmeye devam ediyorum. Hatta burada ocağın altında birazcık açabilirsiniz. Bundan sonra artık kızartmaya başlayacağız. Komple suyunu şu an amacımız çektirmek. Bu aşamada isteğe göre şöyle ben birkaç tane ufak şöyle biber atacağım içine. İsterseniz siz domates, soğan falan da atabilirsiniz ama ben sadece biber atıyorum. Bunlar hafif böyle kızarmaya başladıkça biber de böyle bunun aromasını alacak. Yavaş yavaş bunlar da kızarmış olacaklar. Bakın suyunu bir miktar çekti. Hala var. Altını açtım ocağın. Çekecek. Ondan sonra bakın şöyle tek tek şöyle çevirterek kızartacağım. Şu diğeri falan güzelce kızarmasını istiyorum. Evet. Suyunu çektirdi. Bakın şu dipte kalanlar artık yağ bunlar. Bunlarla kızarmasını sağlayacağız. Bakın şöyle çeviriyorum bir tanesini. Bakın gayet güzel. Gayet güzel. Kızarmış. Biraz da öbür taraflarını kızartacağız şimdi. Şurada bir tane daha çevirelim. Bakalım bu nasıl olmuş.
Evet. Bu da fena değil. Bu da gayet iyi. Şimdi ben hepsini bir çevireyim şöyle bir tur. Diğer taraflarını da kızartacağım. Ondan sonra artık hazır olacak yemeğimiz. Evet, şöyle biberleri de çevirdim. Biberler de güzelce kızardı. Bakın her tarafı gayet güzel. Gayet güzel kızardı. Şimdi bir 2-3 dakikada bu tarafını kızartacağım. Hemen kapatıyorum. Çok da fazla bekletmeyeceğim. Hemen 1-2 dakika kızartıp ondan sonra kapatacağım. Sonra Hüseyin Salih'i çağıracağız. Tadına bakacağız. Size şunu söyleyeyim. İnanın çevirmek bile çok zor oldu. Yani dağılıyor. Resmen dağılıyor. Lokum gibi pişmiş. Yumuşacık. Tabii son söz yine Hüseyin Salih'i olacak. Hadi bakalım altını kapatıp bir 3-5 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra tabağı alıp tadına baktıracağız. Evet. Şuna bakar mısınız ya? Nar gibi kızarmış. Tavuk tandırımız hazır. Tabii söz sırası Hüseyin Salih'te. Hüseyin Salih, evet. Ne diyorsun bakalım? Beğenecek misin? Aşırı güzel olmuş. Beğendin mi oğlum? Hı-hı. Nasıl yumuşaklığı nasıl? Çok yumuşak. Şöyle bir parça da ben alayım arkadaşlar müsaadenizle. Mangal tadı da var Hüseyin Salih. Aynen. Çünkü bu yoğun baharat karışımı çok güzel bir aroma katmış. Kesinlikle deneyin. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.